haber dendiğinde aklınıza gelen sadece siyaset değilse bu program evet tam size göre. Spordan siyasete, sanattan bilime, her konuda fikrine güvenilenlere bana söz ver diyenlere stüdyomuzun kapıları ardına kadar açık. Sizin fikirlerinize de öyle teknoloji marifetiyle sohbetimize katılabilirsiniz. Bugün yüksek katılım bekliyorum. Çünkü bugün hemen herkesin, bilhassa hemen her erkeğin gündemini meşgul eden bir konuyu konuşacağız. Gündemin ayak izini takip eden program derbinin ardından neler olup bittiğine bakacağız. Dün akşam oynanan Fenerbahçe Galatasaray derbisinde evet oynanan futbol taraftarı tatmin etmedi. Ama derbinin bir olmazsa olmazı bugün yine karşımızda. O da polemikler. Galatasaray en son bir talepte bulundu. VAR kayıtlarının sarı kırmızılı kulübe iletilmesi istendi. Hem de olabilecek en üst düzeyden geldi bu talep. Biz de hem derbi hem de ardından yaşananları konuşacağız. Emek Ege ile Emek hoş geldin. Hoş bulduk. Ve Gürcan Bilgiç ile Gürcan Bey siz de hoş geldiniz. Emek sen de ev sahibi sayılırsın. O yüzden Gürcan Bey ile başlayalım müsaaden olursa. Gürcan nasıl? Abi de ev sahibi aslında. Evet öyle ama olsun, sen stüdyonun tabii gediklisisin nasıl olsa. Nasıl buldunuz maçı? Zaten Emek benim yanımda çok konuşmuş. Ona çarşambaları güzel, NTV Spor.net'e güzel sohbetler yapıyoruz. Herkesin bilgisi olsun. Maç çok kötüydü ya. Çok kötü. Yani, tabii canım, yani şey olarak yani oyun kalitesine baktığımız zaman tam heyecan, gerilim, agresyon, beklenti üst düzeyde de yani bir gün önceki Beşiktaş-Başakşehir maçından sonra hakikaten çok kötüydü yani. Neden bu kadar kötüydü sizce? Oyun kalitesi olarak. Yani sadece formsuzluk olmasa değil, gerek. Değil yani şey düşünüyorum ben, yani iki takımda önce bir tutayım ben oyunu, ben bir gol yemeyeyim. Hı hı. Bakayım akışta neler olacak, neler bitecek. O tedbirde ya da o çekingenlikte oynadı. Şimdi Fenerbahçe tarihinin en kötü sezonunu geçiriyor. 12. sıradan başladı demek haftaya. Şu an 14'te. Şu an haftaya Ankara Gücü'nün üstündeydi. 12 olabilir. Yanıltmayayım. Ya 12. Yani 2-13'te başladı. Evet. Şu an 14. sırada. İşte 19 yıldır bir yenilmezlik serisi var. Taraftar da bunun 20 yıla çıkması istiyor. Bunun peşinde. Ersun Hoca da ona göre organize etmiş takım. Ben çok böyle bir kazanayım takımı görmedim. Sen gördün mü? Yani. Ya kazanayım takımı değil de şunu herhalde planladı Ersun Hoca. Galatasaray şampiyonluk yarışına devam etmek için kazanmak zorunda. Bir gün önce Başakşehir Beşiktaş'a yenildi. Önünde açık bir fırsat var. Çok büyük bir fırsat yakaladı aslında Galatasaray. Yani çok geriden gelip tarihi bir şampiyonluk için, hı hı, dünkü maçın ikinci 45 dakikası Galatasaray'ın yakın tarihinin en önemli 45 dakikalarından birisi olabilir. Tabii. Çünkü şöyle bir şampiyonluk olacak bu. Hala olabilir. Çünkü 5 puan çok büyük bir fark değil ama bu bir kırılma maçı olarak değerlendirilebilir. Şimdi nereye geleceğim? Fenerbahçe için beraberlik kötü skor değildi. Ersun Hoca tutmayı düşündü herhalde ve Galatasaray dakikalar tükendikçe baskı altına girecektir diye düşündü. Çünkü Galatasaray'ın gole ihtiyacı var. Kaldı ki yani Feguili, Onyekuru, Cagne, özellikle Onyekuru ve Cagne dar alan oyuncuları değil. Oyunu biraz sıkıştırırsam, Galatasaray'ın hünerli ayaklarını bloke edersem her geçen dakika benim lehime olacak diye düşünecek. O sırada yani, belki Moses'la, belki Dirar'la bir kontra atak fırsatı bulup kazanabilirim diye düşünüyordum. Ben şu beraberliği bir cebime koyayım. Sonrasına evet, bakarız dedi. Ki Balbuena'yı falan oynatması ne dedim ben? Bu duran top peşine düştü. Çünkü evet, Galatasaray'ın evet, orijinal iki stoperi de yoktu. Ama Emek çok güzel özetledi. Yani bir gün önce takip ettiğin takım mağlup oluyor. 3 puan indirme şansım var aradaki farkı. Ve kazandığı anda Galatasaray ipleri eline alacaktı. Yani kalan maçlarını kazandığı anda kimseye muhtaç olmadan, yani Başakşehir gitsin orada puan kaybetsin, burada puan verir, o beklentiye girmeden. Çünkü Başakşehir'le de maçı var. Şampiyon olacaktı Galatasaray. Ama ne ilk yarıda ne Fenerbahçe'nin 10 kişi devam ettiği o 60 dakikalık uzatmalarla belki 70 dakikalık süreçte o inancı taşıyan, o ısrarla oynayan, yapmalıyım diyen, bunun için ne bileyim ekstra foul, ekstra kart peşine düşen bir Galatasaray grubu, yani hı-hı, oyuncu grubu göremedim ben. Hı-hı. Şey de çok ilginç yani, belki o konuyu sonra geleceğiz ama yani Belhanda, ben atılacağım hoca çıkart diyor, o da çıkartıyor. Ya şampiyonluk maçında, hı-hı, en önemli oyuncun, yani sana gol üreten, gol pası üreten, işte adam eksilten en önemli oyuncun oynamak istemiyor.
Galatasaray adına gerçekten tartışacağımız çok şey var. Yani bu beraberlikle şampiyonluk yarışında bir yer aldı mı? Aldı. Hı hı. Ama ikincilik yarışında da bir yer aldı. Yani Beşiktaş aradaki puan farkını 3'e indirdi. Galatasaray'ın 2 puan kaybetmesiyle birlikte. Ve Beşiktaş'ın da Galatasaray'la maçı var. İkincilik bir yandan da Şampiyonlar Ligi demek. Aynen. Sen ne diyorsun bu yarış için, ikincilik yarışı için? İkincilik yarışı tabii ki önemli. Her ne kadar son yıllarda ikinci takım Şampiyonlar Ligi'nde gruplara gönderemesek de o fırsatı yakalamak her takım için önemli. Kaldı ki bu ekonomik şartlar altında o 20 milyon euro, kabaca bir 20 milyon euro rakamından bahsediliyor ya Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldığınızda. O da çok önemli bir rakam. Tabii yani ikincilik yarışı da şu anda açık konumda. Galatasaray'ın hani bu fırsatı değerlendirememesi, bakalım bundan sonra ne olacak? Yani çünkü bu maç sadece kaybedilen 2 puanın yanı sıra motivasyon kaybı da Galatasaray'da yaşanabilir öyle gibi mi gözüküyor. Bir yandan da tabii dile getirilen komplo teorileri var maçın ardından. O polemikler bugün de devam etti. Onları da soracağım ama yönetmenimiz Murat da iyi bir Fenerbahçelidir. Onun ikinize de bir sorusu var. Bu kadro tercihinden bahsettik ya Ersun Yanal'ın. Böyle bir kadro tercihinde acaba 20 senedir kaybetmeme geleneğinin bozulmaması adına bazı tercihler yapılmış olabilir mi? Yani beraberliği cebine koymak isteyen, beraberliği garantilemek isteyen bir kadro oluşturmuş olabilir mi Ersun Yanal? Daha saldırgan bir kadro yerine. Şimdi aslında kadro saldırgan bir kadro. Hı hı. Yani Dirarbek, önünde Moses, Soldado, Valbuena. Hı hı. Şimdi bir hafta önce Ankara Gücü maçında İzla sağ bekti. Valbuena yoktu yani. Hı hı. Ekstra hücuma yönelik oyuncuları defansta bile değerlendirdi. Ama niyet öyle bir niyet değildi. Ya da Galatasaray bunu yaptırmadı. İkisinden biri. Ama önce yenilmek istemediler. Benim hissettiğim bu Ersun Hoca için. Ve böyle yani bunda işte o yenilmezlik serisinin bozulmaması niyeti biraz baskın olabilir mi? Yenilmezlik serisi birlikte bir de Galatasaray'a bir zaten ağzından kaçırdı Ersun Hoca. Maç sonrasında yani Galatasaray'a da şampiyonluk yolunda yara verdik dedi. Zarar verdik ya da puan kaybını sağladık dedi. O da Fenerbahçelilerin bilinçaltındaki duyguyu gözler önüne serdi. Yani o yani Fenerbahçe için beraberlik maçtan önce deseler ki hem bu kadar kötü giden bir sezonda hem takım içinde ciddi problemlerin olduğu bir sezonda Galatasaraylılar da haklı olarak puan durumuna bakıyorlar. Normalde ligin işte sıralamada 12'ye girmiş, maç bittiğinde 14.lükte olan bir takımla. Yani bu Fenerbahçe değil de Kayserispor olsaydı, Kasımpaşa olsaydı, ne bileyim Göztepe olsaydı Galatasaray'ın %80 favori olduğu bir maçtı. Fenerbahçe'nin düşüncesi ise ya berabere kalarak hem o seriyi devam ettireyim hem de Galatasaray'a zarar vereyim düşüncesi bence etkili oldu. Bir de şey de var Emek. Yani şimdi Galatasaray Fenerbahçe maçları özel. Yani puandan öte moral değerler açısından iki camia içinde çok önemli, farklı karşılaşmalar. Tamam. Belki bir sezonun kırgınlıklarını unutturabilecek kadar büyük bir pansuman hatta yani, bir derbi galibiyeti. Şimdi o kısmında daha öne çıktı. Ali Koç başkan oldu. Hakikaten kötü bir sezon geçiyor. İnsanlar ayak kırıklıklarına uğradılar. Kulüp mali olarak çok kötü durumda. İşte bir kampanya başlatıldı. Hiç, karşılıksız taraftardan para istiyor. Ve bunun üstüne bir de Galatasaray yenilgisi gelseydi gerçekten iyi bir ortam olmazdı herkes için. Yani sadece takım için değil, bu kadar fedakarlık yapmasına rağmen Ali Koç ve yönetimi için de iyi günler olmazdı. O yüzden maçı yenilmemek geçmek önemliydi. Bir, iki, rakibin çok iyi bir dönem geçiriyor. Devre arası yani 31 Ocak saat 12 olduğunda 25 milyon euro harcamıştı Galatasaray. Sırf bonservisi. İşte Jack Day'i aldı, Marka'yı aldı, işte Louis Dama'yı aldı, Mitroğlu'nu aldı, işte Emre'yi aldı. Sol bek transferi daha var galiba. Bir tane daha var mı? Bir tane daha yok. İşte beş iki stoper, Emre Taşdemir 3, 5 tane Cagne ile Mitro. Ve düşünün 25 milyon yani sattığı oyunculardan gelen paranın tamamını bu oyunculara harcadı. 15 gün önce iki yönetici yani başkanla Abdurrahim'e gittiler kefil oldular. Oyuncuların parasını ödeyebilmek için kredi aldılar. Yani öyle bir yatırım yaptılar. Ve buna rağmen en kötü sezonunda ezeli rakibiniz karşısında 10 kişi kaldı. 1-0 da öne geçtin. Bunu koruyamadım. Beraber bitirdin karşılaşmayı. Elbette şikayetleri var.
hakem yönetiminden. Belki ilerleyen dakikalarda onları da konuşacağız. Onları da konuşacağız, evet. Ama çok ciddi tartışılan bir performans sorununda altını çizmek zorunda Galatasaraylar kendileri açısından. Bir öz eleştiri de yapmalılar diyorsunuz. Çünkü yani şampiyonluk kaçtı ya da yakalayamadık rakibimizi diye bakıyorlar ama öbür taraftan da ikincilik de gitmek üzere. Tabii. Peki bu tartışmalar bugün yaşananlarla devam edelim. Emek bugün Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in bir ziyareti oldu. Aslında hem hayırlı olsun ziyareti hem de genel anlamda bir ziyaret ifadesini kullandı. MHK Başkanı ile görüşmesinin ardından ama bir talepleri de var. O da VAR kayıtları bize teslim edilsin. Edilebilir mi? Edilirse ne olur? Diğer kulüpler açısından bu ne anlam ifade eder? Şöyle bir durum var. VAR kayıtları daha önce Hollanda'da başvuru üzerine bir takımın teslim ediliyor. VAR kayıtları sır değil ancak eğitimler için kullanılmak adına, yoksa her isteyene VAR kayıtları verilmiyor. Yani o VAR kayıtları dediğimizde masadaki Bülent Yıldırım'la yani VAR hekimiyle orta hakemi arasındaki konuşmalar. Bunların verilmesi istiyor. Bunu daha önce de Galatasaray istedi. Ses kaydı, yani ses kaydı verilsin isteniyor. Bu daha önce de Galatasaray tarafından Konyaspor maçında, çünkü protokole aykırı bir davranış yürütüldüğü gerekçesiyle istenmişti. İsteniyor Galatasaray tarafından. Tabii bu sadece ne için isteniyor? Hani çünkü giden gitti 2 puan. Bundan sonrasını belki biraz daha Galatasaray, çünkü dünkü maçta ben de kabul ediyorum ciddi hakem hataları var. Bilmiyorum Gürcan abi ne diyecek ama Galatasaray elinden geleni en azından hem kendi taraftarını rahatlatmak adına hem de bundan sonrasında daha az hakem hatası yapılması adına böyle bir talep var ama bunlar kolay kolay verilmiyor. Kayıtlar ortaya çıkartılmıyor. Geçen de Avustralya Ligi'nde bir maçtan sonra sırf şey olarak verildi. Yan hakemle, pardon, masa hakemiyle diyelim, VAR hakemiyle orta hakem arasındaki konuşmalar. Çok da sevimli bir konuşmaydı, değil mi? Sevimli. Değil mi? Yani onları tabii kültür, jargon farklı, çok nazik. Veriyorum penaltı gidiyor ona göre. Kayıtlar verilebiliyor ama Avrupa'da çok örneği yok bunun. Siz ne dersiniz? Verilir mi? Tabii bu verilirse eğer diğer takımların buna tepkisi nasıl olur? Bu sefer her maçtan sonra hakkının yendiğini düşünen takım benzer bir taleple gelirse bu kez Merkez Hakem Komitesi'nin muazzam bir iş yükü de ortaya çıkar. Bu süreci yönetmek de kolay değil onlar için. Şimdi bir taraftan hakkını arıyor. Diyor ki benim diyor, canım yandı diyor. İşte yediğim golden önce faul vardı diyor. Rakibim daha öncesinde diyor 9 kişi kalmalıydı diyor. 10 kişi kaldı ama 9 kişi de kalmalıydı diyor. Bu pozisyonlarda özellikle gol öncesindeki faul ile ilgili, ki bana göre de faul, yani onu da söyleyeyim. VAR'la hakem arasında, Ali Palabıyık arasında bir konuşma geçti. Ama biraz geriye gidelim. Mesela bir Galatasaray-Trabzonspor maçı oynandı. Hakem VAR'a da gitti Ümit Öztürk, biliyorsun. Evet. Yani net penaltıyı vermedi. Kuban mıydı, Vakayemen miydi ceza sahası için? Vermedi. Mesela yani Ahmet Ağalı da çok sert açıklamalar yaptı maçla ilgili. Fatih Hoca dedi ki hakemler de insandır, hata yapar dedi. Ardından bir Hatay maçı oldu Galatasaray'ın, kupa maçı. Uyundaman'ın pozisyonu vardı, son adam. Değil mi, yanlış hatırlamıyorum? Evet, doğru. Net yani kırmızılık bir hareketti. Foul bile vermedi maçın hakemi. Serkan Çınar'dı, yanlış anlamıyorsam. Yani hatalar oluyor. Fatih Hoca olsun, işte Mustafa Cengiz olsun ya da bizi seyreden Galatasaray taraftarlar. Evet, bu hatalardan dert yanmaktan haklılar ama Galatasaray'ın da lehine hatalar oldu. Süreç içinde değerlendirdikleri zaman. Fenerbahçe'nin de lehine, aleyhine hatalar oldu. Süreç içinde değerlendirdiğimizde. Yani senin lehine hata olunca hakemler de insan, yaparlar böyle hatalar. Ama senin aleyhine hata olunca yok, konuşmalar açıklansın. Bu esasında dengeli de bir tutum değil. Yani evet, ezeli rakibinde bir maç, canın yanmış, büyük yara almışsın. Yani bu konuşmalar olacaktır. Olmayacak değil. Tam tersi olsa Fenerbahçe yöneticileri benzer açıklamalar veya konuşmalar, ziyaretler yapacaklar. Bunda beis yok. Ama bu durum şu gerçeği değiştirmiyor. Sen en iyi sezonunda, en kötü sezonunu yaşayan, 10 kişi kalmış ezeli rakibine üstünlük sağlayamadın. Pozisyonda da sağlayamadın, skorda da bir üstünlük sağlayamadın. Bunun nedenini araştırmalısın. Hoca çıktı dedi ki, Fatih Hoca, yaptığımız hamlelerin hiçbirinden sonuç alamadık. Neden alamadın? Yani 28 faulle bitmiş böyle bir derbi. Bence çok az bir sayı.
Gene evet, Türkiye ortalamasına. Yani Türkiye ortalamasına baktığımız zaman. Belanda diyor ki ben atılabilirim, beni çıkar diyor. Sahaya bakıyoruz. Bir didişme oldu sahada. Yani birbirini kışkırtan bir didişme oldu. Şikertel'le Onyekuru. Onyekuru arasında evet. Ya o da ikinci yarı. Belanda yoktu sahada. Yani böyle oyuncular da çok kötü niyetli değildi birbirlerine karşı. İtsinler, kalksınlar, tahrik etsinler. Yani o işlere de çok girmediler. Maçın geneline baktığımızda. Peki hakem neden bu kadar kötüydü sizce? Her ikinizin de yanıtlamasını isterim Emek, ama önce sen yanıt ver lütfen. Yani bugün spor yazarlarının köşe yazılarına baktığımda ve dün yayınlanan spor programlarında yorumcuları dinlediğimde hani şöyle bir ortak kanaat var neredeyse. Büyük çoğunluk bu fikirde. Yani Başakşehir şampiyon yapılmak isteniyor. Komplo teorisine rağbet, teveccüh daha az ama seyirci baskısının etkisinde kaldığı hakemin ve hani hem Fenerbahçe'den bir oyuncu atmış olmak hem de golü geçersiz saymak korkutucu geldiği için çok bu baskıyla. Çok uzun bir cümle kurdum. Ben sana kısaltayım mı onu? Hakem eyyam yaptı diyorlar. Yani o anlattığın her şey yani. Ama yok, eyyam kötü bir... Hani Türkçe'de de başka yabancı dilde herhalde bir karşılığı eyyamın yoktur, ama şimdi şöyle bir durum var Simge. Yani benim şimdi önce hakeme tabii ki iğneyi, çuvaldızı batıralım da iğneyi bir de oyunculara batıralım. Yani bir önceki günkü Medipol Başakşehir Beşiktaş maçını seyrederken de Vidas'ından Mossoros'una kadar bizim maalesef futbol kültürümüz içerisinde şu var. Nasıl hayat kültürümüz içerisinde sapığa geldiğinde dışarıdan kaynak yakıpan bir araba buluyorsun. Ya da bir yere kuyruğa girdiğinde kümatikte senden önce böyle bir hinlik yapan birisi olabiliyor. Böyle sosyal hayatımız içerisinde de maalesef kültürümüz olmuş, böyle kötü alışkanlıklarımız var. Futbol sahasında da yabancılar gelip hemen buna uyum sağlıyorlar. Yani işte Vidas'ından dünkü maça dönüyoruz. İstisnasız en centilmen bulduğumuz futbolcudan en kötü niyetli ya da agresif bulduğumuz futbolcuya kadar hepsi hakemi suistimal etmeye, kandırmaya ve nemalanmaya çalışıyor. Yani böyle bir kötü niyetliler, sen kötü niyetli değil dedim, birbirlerine karşı değillerdi ama şöyle bir kötü niyet vardı. Teması alan futbolcu neredeyse bacağı kopmuş gibi kart aldırmak için rakibi yerde acı içinde kıvranıyor, debeleniyor. Yani işte o Serdar Aziz'de hani Feghouli miydi? O Belhanda pozisyonu var. Yani iki oyuncu da birden hani çok ciddi bir temas olmamasına rağmen hakemi belki bir sarı kart çıkarttırabiliriz rakibime. Belki başka bir renkte kart çıkarttırabiliriz diye uğraştı. Yani bu sadece dünkü, ondan önceki maçla da alakalı değil. Maalesef futbol kültürümüz içerisinde hakemi oynama denilen bir kavram var. Ve bu atmosfer içinde de hakemler de çok üst düzey hakemlerimiz olmadığı için artı üst düzey de olsa Emek şimdi çok yani, zor idaresi. Özür dilerim. O zaman senin söylediğine göre şunu mu anlamalıyım? Yani seyirci baskısından çok oyuncuların tavrı mı hakemi bu yönde kararlar almaya? Şu da var. Gibi. Yani ben ona her zaman inanmıştım. Mesela Mehmet Topal'ın pozisyonu. Eğer Fenerbahçe ondan önce Hasan Ali kırmızı kart görmemiş olsa ve 11 kişi maça devam ediyor olsaydı benim inancım hakem Ali Palabıyık Mehmet Topal'a ikinci sarı kartı çıkartabilir ve Fenerbahçe 10 kişi bırakabilirdi. Ama Fenerbahçe'nin 9 kişi kalacak olması o pozisyonda hakem Ali Palabıyık'ın, maalesef hakemlerimizin genelinde şöyle bir şey var. Biraz önce dediğimiz eyyam konusu işte. Ya şimdi Fenerbahçe'ye 9 kişi bırakmak çok dikkat çekici bir şey olacak diye düşünüyor herhalde. Yani biraz ortadan yönetme tavrı genelde bizim hakemlerimizde var. Ne şiş yansın ne kebap yani, çünkü ama yanıyor yine de. Çok evet, yani Galatasaray şu anda feveran ediyor. Pozisyonlara bakınca da bu fevaranlarında haklılar. Yani şimdi Fenerbahçeliler kendilerini Galatasaraylıların yerine koysunlar. 1-0 öndesin derbide, 20 senelik seriyi bitireceksin. Daha da önemlisi şampiyonluk yarışında büyük bir motivasyona sahip olacaksın. Ve yediğin golden önce bariz bir faul var. Ve var denen bir sistem var. Yani gelen haberde hakem hocası Ulenberg yeniden göreve başladı ya, maçın hakemini çok beğenmiş. Yani VAR uygulamalarında da beğenmiş. Golden önceki pozisyonda da faul vermemesini de beğenmiş. Teyit edilmiş bir haber bu. Böyle de bir durum var. Ama aksi de açıklanamaz zaten şu an. Yani bence o da hakemi çok ateşe atmak olur. Dolayısıyla performansı beğenildi. Biraz da soru işaretlerini gidermek için servis edilmiş olabilir. Şimdi bu bir realite. Yani hakemin baskı altında, yani seyirci baskısı altında kalacak. İnsan tabii. Çünkü. Yani orada Fatih Hoca da kalıyor. 50 yıldır bu işin içinde. Ersun Hoca da kalıyor seyirci baskısı altında. İşte Türk Telekom Arena'ya gittiğiniz zaman da Galatasaray seyircisi bu baskıyı yaratıyor.
Vodafone'a gittiğiniz zaman Beşiktaş seyircisi, işte Trabzon'a gittiğiniz zaman Trabzon seyircisi. Yani ev sahibi olmanın avantajı dediğin aslında bu atmosferi yaratıp hem hakem üstünde hem rakip üstünde, üzerinde değil mi? Baskı baskıyı kurup kararları, pozisyonları takımının lehine çevirmeyi sağlamak. Elbette ben Mehmet çok güzel yorumladı. Yani Mehmet Topal'ın pozisyonu Hasan Ali atmamış olsa kırmızıyı gösterirdi. Bu başka statlarda başka takımlar lehine olayı. Belki de Galatasaray 10 kişi kalsaydı aynı pozisyonda gene göstermeyebilirdi. Fakat şöyle bir yorum var. Hakem öyle gördü. Bakın hakem öyle gördü dediğin an işte var taca çıkıyor. Devre evet olmuyor. Var taca çıkıyor. Şey maçı oynandı. Beşiktaş Konyaspor maçı. Aykut Hoca da çok itiraz etti. Çok net bir penaltı pozisyonu var. Var hakemi yine Bülent Yıldırım. Mete Kalkavan'dı galiba maçın hakemi. Tam net hatırlamıyorum. Maçtan sonra ertesi güne kadar ben Bülent Yıldırım'ı böyle çağırmaya geldim abi. Sen nasıl FIFA hakemisin? Nasıl çağırmazsın? Sonra içeriden birisiyle bir konuştum. Adamcağızın hiç günah yokmuş. Soruyor. Ne gördün? Temas gördüm ama düşürmeye yeterli değil diyor maçı yöneten hakem. O an VAR'ın yetkisi bitiyor. Çağıramıyor bir daha. Evet. Yani prosedür öyle işliyor. Yani temas görmedim dese çağırabiliyor. Bak gel burada temas var. Ya yani hakem gene kararında. O zaman değiştirmeyebilir ama. Mesela şey Hasan Ali kararı. Sarıdan kırmızıya döndü. Doğru mu? Doğru. Sezon başında Galatasaray Akhisar Süper Kupa maçı. Rodriguez, maçın hakemi Cüneyt Çakır, VAR çağırdı gel bak diye. Yok dedi, bu sarı dedi. O da kırmızıydı. Yani iki hareket, yani benim yorumum ikisi de kırmızı, doğru karar. Ama Cüneyt Çakır sarı da ısrar etti. Evet. Yani dün Ali Palabıyık da yok sarı diyebilirdi. Yani çünkü o an gördükleri, o an hissettikleri, canlı yaşadıkları, yetişir mi yetişmez mi? Bunların elinde cetvel yok. Kimsenin hızını hesaplamıyorlar. O anki hisleriyle karar veriyorlar. Ama genel duruma baktığımız zaman zaten MHK değişti. Değişmeden önce yani eski MHK ile dava indi bence hakem yönetimleri. Şimdi biraz daha normale gidiyor. Ama bu maçı kim yönetirse yönetsin. Yani Fenerbahçe Galatasaray maçlarını kim yönetirse yönetsin. O hakem kötü hakem olacaktır. Yani en azından bir taraf tarafından yani öyle ilan edilecektir. Yani şimdi mümkün. Ama siz diyorsunuz ki hani bir önceki döneme göre yani en azından Merkez Hakem Kurulu başkanlığı nezdinde bunu söylüyorsunuz daha iyi. Ama mesela seyircilerimizin sabahtan beri hani yorumlarına bakıyorum. Şimdi yayın esnasında elektronik posta atıyorlar, tweet yazıyorlar. Türk hakemlerinden büyük şikayet var. Yani bunların da hangi takımda olduğunu bilemiyorum tabii ki. Ama eminim içlerinde Galatasaray'da var, Fenerbahçeli'de var, Beşiktaşlı'da var, Trabzonspor'da var ya da Anadolu takımlarını destekleyenler de var. Genel olarak hakemlerin performansından bir memnuniyetsizlik, bir şikayet ben, var. Bak ben şeyden yanayım. Elbette ki eleştirecekler. Hı hı. Yani hakem yanlış bir karar verirse, yani hakem de insandır, yanlış karar verebilir. Diyelim ama o kadar net pozisyonlar var ki hakikaten şaşırdım. Yani şimdi Galatasaraylılar elbette şikayet edecekler ama geçen sene kim şampiyon oldu demek? Galatasaray. Geçen sene kim şikayet ediyordu hakemlerden? Beşiktaş. Son iki sene, ondan önceki iki sene kim şampiyon olmuştu? Beşiktaş. Yani bir kurgunun peşinde ki Abdurrahim Bey'in açıklaması da yani bir kulüp mesela, şampiyon ilan edilecekse maçtan sonra baştan söylensin diyor Sayın Abdurrahim. Yani bir kurgunun peşindeler. Üstelik yöneticinin ağzında bu sözler çok tehlikelidir. Bir kurgunun peşindeysen o kurgu seni geçen sene şampiyon yaptı o zaman. Ya da geçen sene hakemlerden şikayet ediliyorsa Beşiktaş yönetimi ya da teknik direktör iki senedir nasıl şampiyonsun? Gene aynı hakemler var. Yani hangi kurgudan? Yani burada ya Başakşehir seyircisi yok, camiası yok, yeni takım olur mu şampiyon diye bakabiliriz sana. Ama adamlar hak ediyor kardeşim. Peki yani çıkıyorlar sahada çatır çatır futbollarını oynuyorlar. Üç senedir ilk üçteler hep zirveyi zorluyorlar. İki senedir ilk yarıyı lider bitiriyor bu takım. Doğru yatırım yapıyor, doğru oyuncular, doğru teknik direktör. Aldı sattı, bütçesini denkleştirmiş. Yani futbolda yani, bazı kriterler var. Avrupa'da hangi ya da Güney Amerika'da, Asya'da, Amerika'da, Avrupa'da nereye giderseniz bir futbol takımının iyi yönetilmesi için ne lazım?
Bir, kadro istikrarı. İki, istikrarlı bir ekonomik yapı. Teknik adam, iyi bir teknik adam ve iyi bir teknik yönetim. Strateji kuracak. Strateji, yani şimdi Başakşehir çok tartışılıyor takım. Ancak bunun dışında hani İBB'den nasıl Medipol Başakşehir haline geldi isteyenler tartışmaya devam edebilirler. Ama onun dışında sahaya baktığınız ve organizasyonuna baktığınız zaman Başakşehir'in, işte Göksel Gümüştağ, devamında teknik direktörü Abdullah Avcı ve sahaya çıkan futbol, bunu Fenerbahçeli'nin de Galatasaraylı'nın daha bu şartlar nasıl oluştu onu tartışabiliriz. Ayrıca konuşabiliriz. Futbol bazı değerlendirmelerin hiçbirinde hiç kimse biraz büyük futbol eksperi olmasına da gerek yok. Seyrettiğiniz zaman Beşiktaş yendi, hak ederek de yendi ama ligin geneline baktığınız zaman Medipol Başakşehir'in bu ligin en iyi futbol oynayan, en organize takımı olduğunu görüyorsunuz. Neden? Çünkü Başakşehir kaç seneden beri Abdullah Avcı ile çalışıyor? Kaç seneden beri yönetim istikrarı var? Ekonomik olarak bir kere futbolcular parasını aldı, almadı oldu mu? Ya da FIFA'ya dosyası gitti mi? Dezavantajları da var tabii. Taraftarı yok ama iyi yönetilen, iyi organize olmuş bir kulüp yapısı var. Bunun karşılığında da iyi bir teknik adamla, çok üst düzey futbolcularla karşılığını alıyorlar. Yani bir öldürüp hakkını vermek aynen, lazım. Aynen. Peki Abdurrahim Albayrak'ın dile getirdiği o komplo teorisini nasıl yorumluyorsunuz? Yani siz zaten geçen sene böyle bir organizasyon, böyle bir kurgu varsa Galatasaray nasıl şampiyon oldu demeye getirdiniz. Zaten Emek, senin de onunla ilgili fikrini almak isterim. Çünkü bu tezi çürütenler de, çürütmek isteyenler de daha doğrusu, şunu dile getiriyorlar. Eğer hakem kararlarıyla bir takım şampiyon yapılacaksa Beşiktaş'a, Başakşehir'in yenilmesine müsaade edilmezdi. Hani hakem kurgusu oraya devreye girerdi deniyor ama başka komplocular da şunu söylüyor. O zaman çok bariz olurdu. Ya yani bu sezonun en büyük hakem hatası sence hangisi Gürcan abi? Bu sezonun en büyük hakem hatası. Bence Fenerbahçe Medipol Başakşehir maçında Medipol Başakşehir'in golü, çok nizami olan golü, VAR sistemi devre dışı kaldığı için offside'de iptal edildi. Yani o maçı tabii ki bu o SSA'larla buraya kadar üzerinden geçmiş 20 küsur hafta şey yapmak doğru değil. Ama yani ben hadi onu da geçtim. Bütün maçları Gürcan Bilgiç de seyrediyor. Ben de seyrediyorum. Yani gerçekten de saha içerisinde verilen, verilmeyen, çalınan, çıkan çıkmayan kartlarla zerre kadar Medipol Başakşehir'in itildiğini hissetmiyorum. Yani isteyen, bana güvenen vardır, güvenmeyen vardır. Biz sonuçta yıllardan beri düşüncelerimizi bu ekranlarda paylaşıyoruz. Ama ben öyle bir hissiyat içerisinde değilim maçları seyreden birisi olarak. Siz Gürcan Bey? Aynı fikirdeyim. Yani elbette lehine aleyhine hatalar oluyor. Her takım olduğu gibi. Ama şimdi siz demin Emek nefis bir özet yaptı. Siz doğru yönetmemişsiniz, doğru transfer yapmamışsınız, futbolcunun parasını ödememişsiniz. Belli bir strateji üretmemişsiniz. Takım planlamasında ya da transfer planlamasında yanlışlar yapmışsınız. Başarısız olmuşsunuz. Diyorsun ki beni hakemler yap. Bu başka fatura adresi göstermektir. Peki. Son soru olarak son dakikalarda şampiyonluk favorilerinizi de duymak isterim. Tamam. Başakşehir'in ya bu ikinci yarıdan itibaren düşünüyorum. Bırakmaz mı bundan sonra? Yani o puan farkı kapanmaz mı diyorsun? Hem Başakşehir'in istikrarlı oyunundan hem de Galatasaray'ın hakikaten zor bir şeyi var. Yani hem deplasmanlarda problemli bir takım. Konya, Sivas, Rize oynayacak. İçerideki 3 maçının biri Beşiktaş'ta, biri Başakşehir'de. Yani şöyle olsaydı Simge, sen bu soruyu bize de sormazdın. Yani sorarken de şey olarak sorardın, yani formalite icabı. Mesela Başakşehir yerinde Beşiktaş olsaydı son 6 haftaya girerken 5 puan farkla Beşiktaş önünde olsaydı ve oyun olgunluğu açısından, çünkü dün yediğiyle 2 gün önce yediğiyle kaç oldu? 15 gol yemiş oldu değil mi Başakşehir? Evet. Yani averajı çok iyi, çok iyi savunma yapabilen, çok iyi hücum yapabilen bir takım. Oyun olgunluğu Galatasaray'ın da Beşiktaş'ın da üstünde. Ama şöyle dezavantajları var. Kadro çok deneyimli olmasına rağmen kulüp kültüründe herhangi bir kupa kaldırmışlık yok. O kaptan Mahmut Tekdemir'in elinde biz bir kupa görmedik. Doğru. Yani onun içinde Abdullah Avcı'nın da kupası yok. Onun da yok. Aklımızda, hafızamızda bir Mutlu Abdullah Avcı portresi yok. Bir finali var, finali kaybetti 2010-2011 sezonunda. Onun dışında da işte ikincilik, üçüncülük hep şampiyonluk yarışında ama şuraya geleceğim, lafı fazla uzatmadan. Uzatmayı da severim aslında ama. Yani eğer Beşiktaş ya da Fenerbahçe ya da Trabzonspor olsaydı biz çok rahat bu saatten sonra bu büyük kulüpler zaten camiasıyla bu şampiyonluğu bırakmaz derdik. Ama takip edenin Galatasaray ve Fatih Terim olması dolayısıyla lider takımında İşte şampiyonluk kültürü, geleneği olmayan futbol dünyamızın yeni
yıldızlarından birisi olması dolayısıyla hala bu sorunun ucu açık olarak sorabiliyoruz. Hala ama kısa cevap veriyorum. Yani Medipol Başakşehir bundan sonra şampiyonluğu bırakacak diyemem. Peki çok teşekkür ederim. Emek Yeger'e çok teşekkür ederim Gürcan Bilgiç. Adettendir derbinin ardından 24 saat bile geçse o derbi konuşulur. Biz de elbette geleneği bozmadık. Bana söz verdi dün akşam oynanan Fenerbahçe Galatasaray derbisini konuştuk. Bakalım yarın kime söz vereceğiz. İyi akşamlar.